Şimdi öncelikle zirai ilaç kelimesi kullanılmaması gereken bir kelime. Son zamanlarda Tarım Bakanlığı'nın bir ifadesi var, bitki koruma ürünü deniyor bu. Eskiden yani biz de bazen kullanıyoruz, çiftçiler çok sık kullanıyor zaten. Yani zirai ilaç dediğimiz şeyler ilaç değil, zehirdir. Bitki koruma ürünlerini korumak için kullanılan kimyasallardır. Bunlar elbette ki insan sağlığı için zararlı, hayvan sağlığı için zararlı, canlılar için yani bir takım faydalarının yanında zararlı olan şeyler, kimyasal maddeler, öldürücü maddeler. Yani biz bu sizin zirai ilaç dediğiniz, bizim bitki koruma ürünü dediğimiz şeyler, bunlar bitkiler üzerinde var olan zararlı organizmaları öldürmek için, popülasyonu düşürmek için, ekonomik zarar eşiğinin altına o zararları çekmek için kullanılan ürünler. Belli bir öldürücü etkileri var. Biz bunu LD50 diye ifade ediyoruz. Öldürücü dozun yarısı. Bu da kullanılan ilaçların gramajının yani insan ve hayvan sağlığına, canlılara olan etkisini gösteriyor. Bu doz böcekler için öldürücü olduğu halde insanlar için öldürücü bir etkisi söz konusu değil. Bu dozlar uygulandığında böcekler ölüyor. Yani cüsselerinin ufak olmasından dolayı. İnsanlarla temas ettiğinde insanlar ölmüyor. Fakat insanların bünyesinde, karaciğerde, yağ dokusunda bunlar depo ediliyor. Bu depo edilmek suretiyle ileriki dönemlerde kanser hastalıklarına kadar uzanan bir zarar durumu söz konusu. Aynı zamanda bitki insanlar bu bitki koruma ürünleriyle temas ettiklerinde alerjiler meydana geliyor. Gözlerde yaşarmalar meydana geliyor. Nefes darlıkları meydana geliyor. Ya bunlar zehir. Bitki koruma ürünleri zehir. Elbette ki gerek insanlar için gerekse diğer canlılar için zararlı. Bunda önemli olan ekonomik zarar eşiği gibi bir ifade var tarımsal uygulamalarda. Ekonomik zarar eşiğine ulaşmadan bu ürünleri kullanmamak lazım. Bu ürünleri uygun dozlarda kullanmak lazım. Uygun zamanlarda kullanmak lazım. Bitkilerde uygularken son ilaçlama ile hasat arasındaki döneme dikkat etmek lazım. Yani bir bitki koruma ürünü kullanıldığında, sizin zirai ilaç dediğiniz bitki koruma ürünü kullanıldığında bitkinin üzerinde bir kalıcı süresi var. Bu kalıcı süresiyle tüketiciye, insanlara ulaşmadan önceki sürenin ayarlanması lazım. Buna ürünlerin prospektüslerinde yazar. İlaçlama ile hasat arasındaki süre denir. Bu süreye dikkat etmek lazım. Mesela bir ürünü bu süresi eğer 15 günse ilaçlama ile hasat arasındaki süre, hasadı 10 gün önce, 10 gün hasattan 10 gün önce uygulama yaparsanız bu bitki koruma ürünleri bitkiler üzerinde kalıntı bırakır ve bunu insanlar tükettiklerinde veyahut da diyelim ki dokuma fabrikalarına gittiğinde pamuklar tüketildiğinde onlar ipliğin yapısına geçer, insanların bedeniyle temas eder. Özellikle yaş sebze meyvelerde direkt olarak tüketilen ürünlerde bunları biz kullandığımız zaman direktmen mideye almış oluruz. Midede bunlar birikir. Neticede bunlar zehir, öldürücü madde. Belki bizi öldürmüyor ama bizim vücudumuzda birikerek ileriki dönemde değişik hastalıklara, değişik rahatsızlıklara neden olabiliyor. Bitki koruma ürünlerinin toprak üzerindeki etkisi. Şimdi bitki koruma ürünleri biliyorsunuz uygulamaları ya holderlerle bitkinin üzerine o şeyler var. Buğday, pamuk gibi ürünlerde serpiştirilerek bitkinin üzerinde 15 santim uzaklıktan atılır. Veyahut da meyve bahçelerinde, sebzelerde holderlerle, tabancalarla püskürtülür. Bitkiler üzerindeki, toprak üzerindeki etkisi, bunlar toprağa geçtiğinde, fazla miktarda kullanıldığında toprak içerisindeki mikro organizmalarla ilgili öldürücü etkileri söz konusu. Toprak canlılarını öldürücü etkileri söz konusu. Biliyorsunuz mikroorganizmalar, toprak organizmaları toprağın genellikle 2-3 santim derinliğinde üst kısımlarına genellikle yaygın olarak bulunurlar. İlaçlar fazla miktarda, dozundan fazla veya gereksiz olarak toprağa veyahut da bitkiye uygulandığında toprağa temas ettiğinde buradaki canlılar, mikroorganizmalar
faydalı mantarlar, işte faydalı bakteriler, solucanlar, toprakta mesela toprağın havalanmasını sağlayan, gübre bırakan solucan gibi canlılar da bunlardan etkilenir. Bunların sayılarının azalması toprak yarayışlığının da azalmasına neden olur. Aynı zamanda sulama ile beraber bunlar yeraltı sularına karışır. Yeraltı sularına karıştığı zaman da değişik yani farklı şekillerde o yeraltı suları bizim hizmetimize sunuluyor. Ya kuyularla veyahut da işte barajlarda birikerek, yani onlar yeraltı suları biliyorsunuz yer altında değişik şekillerde büyük göletlere, büyük sularla birleşir ve onlar yeryüzüne çıkar veyahut da akar ve biz onları gerek içme suyu olarak gerekse sulama suyu olarak kullanırız. Sulama suyu olarak kullandığımızda bizim temasımız veyahut da işte balıklar diyelim ki etkilenir. Biz yine doğrudan etkileniriz. Yani toprakta yeraltı sularına karışarak da insanlar için, hayvanlar için tehlikeli boyutlara ulaşır. Toprağın yapısını da bozarak olumsuz etkiler yaparlar. Burada önemli olan nedir? Yani gereksiz ilaç kullanımından kaçınılması. İlaçları kullanırken bunlarda birinci derecede, ikinci derecede, üçüncü derecede zehirli ilaçlar var. Bunlara öncelik verilmesi, dozunda kullanılması, zamanında kullanılması. Bunlara dikkat edilirse asgari zarar söz konusu olur. Biz de azami ölçüde bundan korumak durumunda oluruz. Zira ilaçlar genelde aktif madde olarak yurt dışından geliyor. Yani gerek Hektaş olsun, benim çalıştığım firmalar için söylüyorum. Türkiye'nin büyük firmalarından bir tanesidir. Gerek Agrofarm olsun. Bunlar hep yurt dışından. Yani bütün aktif maddeler yurt dışından temin ediliyor. Sebebi de yani Türkiye'de üretimi yok. Hani tam işin şey kısmını bilmiyorum ama artık desteklenmiyor mu? Ya da daha mı cazip geliyor? Çünkü çoğu firmada da Çin'de ürettiriyor. Hatta bu ilaçlardaki ani fiyat artışının bir sebebi de Çin aşırı hava kirliliğine sebep olduğunu gerekçe göstererek çoğu fabrikayı ya kapattı ya da yarı zamanlı çalıştırmaya başladı. Tabi bu da aktif maddenin az olmasından, yani tek Türkiye değil, çoğu ülke Çin'de ürettiriyor. Var. Yani organik tarımda mesela şey kullanılıyor. Bazı karışımlar kullanılıyor. Tamamen doğal. Kendin karıştırıyorsun. Hatta yemeklerde, salatalarda kullanılan ürünler var. Bunu organik tarımda kullanılıyor şu anda. Bazı organik ilaçlar var. Tabi bunlar ilaç şeyinde, yani organik ruhsatı almış ilaçlar. Onlar da çok pahalı. Yani her çiftçi kullanamaz. Sadece seralarda kullanılıyorlar bazı çiftçiler. Onun dışında maliyeti çok yüksek ilaçlar. Yani eğer açık alanda kullanmaya kalkarlarsa yani şeyin altından kalkamayabilirler, masrafın altından. Hani ürünlerin de malumunuz herkes biliyor, yani çiftçi kârı çok düşüktür. Aradaki aracı çiftçiden daha çok kâr ediyor. Bu da yani çiftçiyi doğal olarak biraz daha ucuza teşvik ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, özellikle kimyasal dediğimiz total herbisitler var. Hani bu kanıtlanmış kansere sebep olduğu, hatta Amerika'da bir vatandaş tazminat atmış, bir sürü de tazminat parası almış, ilacın ismi kalsın. Genelde insan üzerine daha çok böyle zararlı olan, etkili olan bilinçsiz kullanım. Bilinçsiz kullanım dediğim, bu kimyevi ilaçların hasattan önce bir kullanma şeyleri var, süreleri var. Yani buna şöyle söyleyeyim, o aktif maddenin harcanılabilirlik durumu, kalıntılık durumu var. Yani bilinçsiz kullanıldığı zaman
o kalıntı daha erimeden, daha bitki o kalıntıyı tam kullanamadan o hasadı yapıldığı zaman direkt insanın bünyesine geçiyor. Tabii zamanla çeşitli hastalıklara sebep olabiliyor yani. Hatta bu konuda çeşitli araştırma şeyler de var yani, makaleler var. Hani şu anda net aklımda değil ama kanserle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir vaka var. Total herbisitle ilgili. Yani yabancı otlara atılan ilaçlarla ilgili. Zirai ilaçlar tabi bunların içinde kimyasal maddeler bulunmaktadır. Yani bunlar bitkilerin üzerinde olsun, ürünlerin üzerinde olsun illaki atık olarak kalmaktadır. Ayrıca diğerleri de toprakta yıkanarak yeraltı sularına karışıp insan vücudunda birikim yaparak yani uzun süre zarfında insan sağlığına etki etmektedir. Zirai ilaçlarımız genel olarak yurt dışından temin ediliyor. Hani bu da ham madde işletimi olarak oradan oluyor. Yani bu mali açıdan daha uygun geldiği için yurt dışından temin ediliyor. Hani burada yapılma ihtimali var mı? Tabii ki var. Hani gerekli destekler verildiği zaman burada da bizim kimyager arkadaşlarımız yapabilirler yani. Ya tabii var. Yani nasıl var? Gübre olarak mesela zirai işte kimyasal olmayan ilaçlar da var ama bunlar gübre olarak geçiyor. Bitki gelişimi olsun, toprak düzenleyici olsun bu şekilde kullanılıyor. Ama genel olarak ilaç dediğimiz zaman bu böceklerle mücadele diyoruz buna. Bu da genelde zehir olarak kullanılıyor. Onun yerine öyle değil de şey yapabiliriz. Hani bu zararların doğal düşmanları var. Onlara zarar vermeden o doğal dengeyi koruyarak o şekilde bir mücadele yaparsak daha iyi sonuçlar alabiliriz. İlaç fiyatları çok yüksek. Geçen yıl 100 dönüme yaklaşık 7-7,5 milyar bir masraf olurken bu sene 15-16 bin lirayı buldu. 100 dönüm, 100 dönüme giden ilaç. Tabii her su aralığında ilaç veriliyor. Yaklaşık 3 çeşit, 4 çeşit ilaç veriliyor. Onu da zamanını denkleştirmesen, zamanında atmasan verim daha da düşüyor. Yani haşere dediğimiz şey uçucu böcekler falan. Onlar ilaçsız hiç onlarla baş edilemiyor. Başka alternatifleri bilmiyoruz. Varsa da bilmiyoruz. İlaç atılması olmuyor. Kesinlikle yani ilacın sadece bir defa has aksatılması dahi verimi %50 dolayında etkiliyor. Bir defaya has aksatılması bile. Yani ilaçsız olmuyor. Bunu artık uzmanlar daha iyi bilir bizden. İlaçsız bir daha verimli alma yöntemleri, farklı yöntemleri araştırılsa, bulunsa. Bu konuda da bizim bilgimiz yok tabii ki. Yani biz de ona uyarız. Biz de isteriz ki masrafsız bir şekilde ilaçsız daha iyi verim alabilelim. Ama fakat imkansız gibi görünüyor şu anda. Yani bunun uzmanlar tarafından araştırılması lazım. Çünkü ilaç sevmezsek burada verimimiz bayağı düşüyor. Hatta zarara dahi iniyor. Hiç verim kaldıramayanlar da var ilaç sevmediği takdirde. Yani daha iyisi olması için araştırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çözüm yoksa da mecburen ilaç atacağız. Başka çare yok. Muhtemelen belki zararı da vardır. Fakat yani ilaçsız da tarım şu anda dünya çapında herhalde tahmin ediyorum imkansız gibi görünüyor. Bununla ilgili farklı ilaçlama yöntemleri varsa onların uygulanması gerekir. Fakat bunun da araştırılması lazım yani. Bunu tarımla uğraşan kişilerin, yetkililerin daha iyi bilmesi gerekir. Biz şu anda herkesin yaptığı gibi yapmaya çalışıyoruz. Yani ilaç da atıyoruz. Buna rağmen ilaç aksadığı zaman da dediğim gibi verim de bayağı düşüyor.